Merhaba, benim adım Berke. Kanka, seni ultrasonda erkek diye mi görmüşler? Diyenler var mesela. Beko, ankastre. Diyenler de var. Ya arkadaş, nereden baksan dizi biteli 7 sene olmuş ama halen ismim hakkında Burhan Altıntop diye espri yapanlar var ya. Ulan dizi bitti ya. Siz halen neyin esprisini yapıyorsunuz oğlum? Bir arada akrabalar Burhan Çaçan diyordu ama. Neyse, ondan biraz daha iyi ya. Merhaba, ben Beren. Neren? Chat oğlum daha çıkmış. Eskidi artık amına koyayım. Yenisini bulun lan. Umut Bulut diyenler var. Sonra başka Umut sen beni unut var. Böyle söyleyenlere buradan sesleniyorum. Topunuzun amına koyayım. Benim adımın soyadımın kısaltılmış O, C, Ö. Hızlı söyleyince O-C. O-C. Şimdi oradaki O ve C harfi yan yana hiç hoş durmuyorlar. Hele ki hızlı söyleyince O-C. O-C. Nedense bana hep bu şekilde kötü yorumlanan espriler denk geldi. O-C. Benim adımla kimse espri yapamıyor. Çünkü adım Aysma ve hiçbir şekilde espriye müsait bir isim değil. Çünkü zaten insanlar adımı doğru telaffuz edene kadar ecel terleri döküyorlar. Hani ve en fazla Osman falan diyorlar ki bence bu hiç komik değil. Meryem Ana. Adım Nihal. Nihale. Beni niye düşürdün bu hale? İlayda. 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 Enis. Pe. Söylemiyorum. Bir de benimle ilk tanışan insanlar evet isminle şarkı söylüyorlar bana sağ olsunlar. Mesela. Sen ağlama. Orada Sena var. Çok komik değil mi? Salak. Bir de. İlk defa aşık oldun Sena. O parmağı alırım bak. Sana böyle bakıyorum. Sevilay Laylum. Abi ismim yetmiyormuş gibi üstüne soy ismim de var. Soy ismim Lale. Sonra söylediklerinizi duyuyorum, gerçekten duyuyorum. Evet. Göt Lalesi. Benim resmen double yani. Helal olsun ya valla. Mükemmel isim ve soy isim. Oscar kaldı. Şimdi böyle işte adın ne falan diye soruluyor. Birisi çıkıp hikaye diye bağırıyor. Öteki çıkıyor uzun hikaye diyor falan. Adım Öykü gençler. Öykü. Hikaye değil. Abi ben LoL'den dolayı bunu çekiyorum. Adım Ekrem. Lanet olası League of Legends'da Ekko diye bir karakter çıkardı. Tüm LoL oynayanlar. Ekko! Gel de bir ormancı yapalım sen. Ekko yine metadasın lan. Abi nedir bu ya? Eko topa gel topa. Ceylin mesela benim ismim. Ceyl in, Ceyl çık. Ya da Ceylin, Ceyl out falan yapıyorlar. Böyle çok komikmiş gibi. Bir de gülüyorlar böyle, kahkaha atıyorlar, böğürüyorlar falan. Çok ince ama Hande Han. Açıklama yapacaktım ama yapmayacağım, siz anlayın. Benim ismimle değil de soyadımla dalga geçilir. Kapıları mı kırıyorsun? Kaç tane kapı kırdın? Kapılarla ne alıp veremediğin var? İleride kapıları olduğu yerden çıkaran falan. Sınıfta kapı kırılınca benden biliyorlardı. Acımız bir... Mesela ben bu konuda çok muzdaribim. Soyadım Tıkıç, Tıkıç. Orada bir kıç var. Yani böyle kıçlı, götlü, espriler yapmaya çalışmalar. Tıkaç anlıyorlar, kılıç anlıyorlar. Dilara, Dilara, Dilara. Bir tek seni sevdim Dilara. Lanet gelsin. İçinde Dilara geçen bütün şarkıları. Lanet gelsin. Öyle olsun. İsmim Burcu ve benimle genelde severek ayrıldık, ona yanıyorum. Unutmam o kokunu Burcu Burcu diye dalga geçiyorlar. Adım Berkcan. Zaten adımla ilgili problemlerim var. Adımdan nefret ediyorum. Ve sürekli etrafta bana Ferran alsana Berkcan demeleri beni uyuz ediyor. Hepsinin ben amına koyayım. Abi mesela Dilo, Dilo yaylalar. D-L-Y, Dil, Ay. Komik mi? Hı? Güldün mü? Komik mi? Benim adım Ecem ve genelde Ecem seni sikecem diyorlar. Çok ayıp, gerçekten yapmayın. Biliyorum. İsmim yok Berk. Aşağı yukarı ne dediklerini tahmin ediyorsunuz da zaten. O T harfi. Melisa, Melis As. Sonu sağ ya şimdi benim ismim Melisa. Selamünaleyküm'e bağlıyorlar onu. Ondan sonra bir de Melis As diyorlar. Mal gibi bir espri yapıyor. Ya benim ismimle ilgili bir dalga yok. İlkokulda oldu. O da resim hocamız yüzünden. Yaşlıydı böyle, zor yürürdü falan.
Adına da Robocop koymuştu. Adam görmüyor. İsmimi de Sevgi Nar yazmış. Herkes öyle dalga geçiyordu. Çocukluğundan beri yapılan bir şey var. Adım Kenan. Merhaba kardeşim, adın ne? Kenan. Kenan İmirzalıoğlu. Oo abi, sıçırtıyorsun yine. Yani ne bileyim, saçma lan, komik değil ki. Şimdi bizim sınıftaki gıcık erkeklerin yaptığı bir espri. Yani bir kez söylediler ama İrem İryala. Bu espri değil arkadaşlar. Batın, batmayın. Beyler, size bir sorum var. İsminizle yapılan espriler. Bir at. Bir at, iki at, üç at, dört at. Şimdi benim ismimin baş harfi A. Bizim bu toplumdaki yapıdan dolayı isminin baş harfi M olan bir kızla evlenmekten korkuyorum açıkçası. Öyle gelin arabaların arkasında A, M yazıyor ya. Bizim millet... Ne yazıyor? Am yazıyorlar. Birincisi zaten klasik hayalet sevgili. Fakat ikincisinin çok orijinal olduğunu düşünüp neredeyse bütün arkadaşlarım yapıyor onu. Bir anda Azeri'ye dönüşüyor. Gelmirem, gitmirem, yazmirem, okumirem. Vah! Yapmayın. Çok rica ediyorum, yapmayın. Komik olmuyor. Çok kötü. Gelelim fasulyenin faydalarına. Oye bayağı kabarmış. Şener Şen. 22 senedir bu espri duyuyorum. Her yer karanlık. İrem Aydın. Şimdi adımı söylediğim anda zaten o salakça esprileri duymaya başlayacağım. Evet, benim adım Ekin. Şu an içinizden Ekinlerdeyiz de kadar dediğinizi duyabiliyorum. Ekinler baş vermeden koyu bir saat toparlamazmış dediğinizi de duyabiliyorum. Hiç kullanmasam da ilk adım Kumru. Bir okulda Kumru diyorlar yani. Hocam uçuyor. Uçsana bir kere. Bir de nefret ettim. Kanka geçen sene yiyoruz. Ya bu benim çocukluk travma. Adım Göksu ya benim şimdi. Herkes bana diyordu ki Göksu. Çok ayıp değil mi abi? Bayağı ayıp bence. Ama size şunu söyleyeyim. Bir insanın adıyla dalga geçiniyorsa dalga geçecek başka hiçbir şey yok demektir. İsmim Asya ve benimle daha çok Asya, Avrupa diye dalga geçiyorlar. Hatta bir arkadaşım bana kıtaları zorla ezberletmiş. Zorla. Sayayım mı? Asya, Avrupa, Antarktika, Afrika, Amerika. Merhaba, ben Nalan. Hayır, ne olamaz. Okay. Kötü kadın Nalan değil mi? Bildim. Bence sen bana Hansa de. Diğer adım olur değil mi? Hansa mı? Heinz. Hans. Hasan. Ay, anası babası adını erkek adı koy. Adım Sena. Genelde iğrenç espriler yaparlar. Örneğin Sena Bembe. Bu headline beni hüzünlendirdi. Çünkü ismime çok dalga geçiliyor. Beyza filan. Beyza hanımza. Adın Doğukan mı? Soyadın da Güney. Doğu, Güney, Batı, Kuzey. Yapmayın. Cümle değil de soyadınla yapılıyor genelde espriler. Soyadın Plan. Buse planın ne bugün? Bugün plan ne? Kimi zaman pilav dediler. Kimi zaman plak dediler. Alakasız. Adınla da falan diyorlar yani. Ya şimdi ben de yapmıyorum değil açıkçası. Ama seviyor muyum? Hoşlanıyor muyum? Katiyen hayır. Ya birader, ismim Eren. Sen niye bana gelip de diyorsun ki göt veren? Sensin lan göt veren. Berfin, Berf çık. Evet, şu an diyorsunuz Yağmur ismine nasıl bir espri yapılabilir? Fakat benim salak arkadaşım bir gün bana geldi ve dedi ki Yağmur sen gökten mi işiyorsun dedi. Lanet olsun. Şimdi bunu nasıl becerebiliyorlar ben bilmiyorum. Normal ismim benim. Yaren. 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 Yarren. Yar. Onu boş ver. Onu boş ver. Ah kapat kapat. Denize girdiğim zaman denizin içinde deniz. Denizception. Neden? Bunu çok mu düşündün? Neden? Arkadaşlarım, sorgulamamın vakti geldi bence. Bize gelsene, çay içeriz. Merveler kötü, Merveler zalim. Merve'lere gitmeyin. Rıdı 1, rıdı 2. Şimdi Ecem en güzel gecemi söylemişti. Gelin görün ki Deniz Salak'a bunu öğrendi. Üstüne bir de şiir yazdı. Tabii. Bakınız. Ece, geleceğim sana bu gece. Ece, Ece ne yapıyorsun bu gece? Ece, sıkıldıysan geleyim bu gece. Ece nasıldı dün gece? Ece artık ağlama kapımda her gece. Anladık, gecenin içinde Ece var. Tebrik ediyorum. Adım Murat. Aynen.
Aynen, genelde onu yapıyorlar. Genellikle resmi dairelerde kumaş pantolon, kısa kollu gömlek ve belinde telefonu taşıyan bir kombin düşünün. Damla Yeker. Damlaya Damlaya Göl oluyor mu hakikaten? İsmimle en çok dalga geçilen şu durum var. Okulum. Okulumun ismi de Doğa. Benim ismim de Doğa. Doğa Doğa Koleji'nde okuyormuş. Ha ha ha, çok komik. Cidden gül gül öldüm ya. Ha bak. Solucan. Evet, bana solucan diyorlar. Düşmeyi çok özlemişim. Duramıyorum. Evet, skor çektirmeyecek bu bana. Bana da Berk Önder köşeye gönder gibi salak salak ulama esprileri yapıyorlar. O neymiş lan köşe? Bana da benim... Berk Önder sapla gönder. Saruman köpek. Gandalf nerede? Saruman, Cuma'ya gittin mi oğlum? Kanka. Ay konuyor bunu. Julie A. Julie B. Ağlamıyorum canım, hapşuramadım ondan. Mikroplar ölsün. Üstüme fışkırttım. Hambersiz düğün olmaz. Amına koduklarım. İyi ki bir hamber yani ismimiz. Ne olmuş yani? Bunu yapan 1 milyonuncu kişisin diyorum. Rezil etmeye çalışıyorum ama yok. Siktiklerim hala devam. Düğünlüsün de amına koyayım sizin de. İsmimle alakalı yapılan en büyük ve en iğrenç espri şu. Bu gece Merve'lerdeyiz anne. Merve'lerde. Aptallar ya. Ben de Semen ya. Ne? Saman mı? Aha, saman saman. Aha, saman. Semen'i ölüyorum. Gören söylesin. Oh. Dayanamıyorum. Lütfen artık yapmayın artık. Lütfen artık yapmayın. Bilmiyorum, gidiyorum, geliyorum, seviyorum. Duymak istemiyorum. Biskrem yok. Benim adım Tuba. Ama yumuşak G'le yazılmıyor. Bunu öğrendiklerinde verdikleri tepki şu oluyor. Tuba mı? Evet, Tuba. Müzik aleti olan Tuba mı? Mimimi mizah şov. İsminiz Yusuf'sa? Yusuf. Büyüdüm, büyüdüm, Pınar'la büyüdüm. Caddeler bana dardı, Pınar'la büyüdüm. Büyüdüm. Arkadaşın ismi Mikael, genellikle yapılan espri Mikael Azrail nerede? Cebrail'e... Ben de derim ki Cebrail geliyor. Cebrail'le en son ne zaman buluştun? Sonra soru böresini filan çavanları neydi unuttum. İsrafil. Evet, onu unuttum. O da...